Sanki bütün dünya kollarını açmış elemandan gelecek insanları kucaklamak için bekliyordu. Ama yarım kilometre mesafedeki palazdan kimsenin haberi yoktu. Hiçbir televizyon kanalında palazdan bahsedilmiyor, kimse orayı ziyarete gelmiyordu. Bölgedeki devlet memurları bile adını anmıyordu. Sınır diyorlardı köye. Bu sözler Hakan Günday'a ait. Son kitabı Zamir'de böyle anlatmış sınırı. Bu sayfayı okuduğumda donup kaldım. Bu videoyu nerede izliyorsanız tam önünüzde hayali bir çizginin olduğunu düşünün. Ve o çizgiyi bir adım geçerseniz dünyanın en mutsuz insanı olacağınızı hayal edin. Ne kadar saçma değil mi? İşte biz tam olarak böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kendi sınırımıza gidelim mesela. Hatay'da doğmuş bir çocuk düşünün. Ne kadar mutlu. Ama birkaç kilometre ötede Suriye'de doğmuş olsaydı, aynı çocuk belki de anne babasının sesinden önce bomba sesleriyle tanışacaktı. İşte sınır tam olarak böyle bir şey. Bugün yine 3 sınıra gideceğiz hep beraber. Üçü de birbirinden ilginç olacak. Hakan Günday'ın yazdığı gibi, gideceğimiz köylerin bir ismi bile yok. Sınır deyip geçeceğiz. Anklav tabirini hiç duydunuz mu? Anklav toprak bir başka ülke tarafından kuşatılmış toprak parçasıdır. Mesela Suriye'nin içindeki Türk toprağı bir anklav topraktır. İlk gideceğimiz sınır dünyanın en meşhur anklav ülkesi, Lesotho. Bu ülkenin sadece tek bir sınır komşusu var, Güney Afrika. Topraklarının tamamı Güney Afrika ile çevrili. Bu şu anlama geliyor: bir yere gitmek isterseniz önce Güney Afrika'ya gitmelisiniz. Ticaret mi yapacaksınız? Güney Afrika ile anlaşmalısınız. Lesotho sağlık, bilim, eğitim ve hatta dış politikada bile Güney Afrika'dan izin almak zorunda. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Güney Afrika'da apartheid ismiyle anılan ırkçı bir sistem vardır. Bu sisteme göre Güney Afrika'da beyazlar en üstte, Asyalılar onun altında ve en altta da siyahiler vardır. 1994 yılına kadar apartheid Güney Afrika Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisiydi. Tabi bir de karşıtlar vardı. Anti-apartheidler. Çoğunluğu siyahilerden oluşan bu topluluk ırkçılığa karşı örgütlenmişti. Ve üyeleri ölümle burun buruna geldi, her an soluğu Lesotho'da alıyorlardı. Lesotho bu sığınmacıları Güney Afrika'ya vermedi. Karşılığında ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Güney Afrika Lesotho'yu bir açık hava hapishanesine çevirdi. Güney Afrika'da apartheid dönemi bitince iki ülkenin ilişkileri de normale döndü. Lesotho'nun en önemli özelliği yüksek rakımlı olmasıdır. Ülkenin büyük bir bölümü çok yüksekte olduğu için ona bir isim bile verdiler. Gökyüzündeki Krallık. İkinci gideceğimiz yer dünyanın en karmaşık sınırı olabilir. Hindistan-Bangladeş sınırına gidiyoruz. Bugün Hindistan-Bangladeş sınırı böyle görünüyor ama 2015'te böyleydi. Burada resmen çok ama çok büyük bir kaos var. Çünkü Hindistan'ın bazı toprakları Bangladeş'in içinde ve Bangladeş'in bazı toprakları da Hindistan'ın içinde. Bitmedi. Bangladeş'in içindeki Hindistan toprağının içinde Bangladeş toprakları da var. Yani burası harita çizenler için tam bir cehennem. O yüzden ben de size bu karışıklığı haritayla değil animasyonla anlatacağım. Anklav toprakları bir önceki sınırda konuşmuştuk. Şimdi sol taraf Hindistan olsun, sağ tarafta Bangladeş. Hindistan'ın içinde tam 71 tane Bangladeş toprağı var ve Bangladeş'in içinde de tam 102 tane Hindistan toprağı var. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen kısmı ise bu. Anklav toprakların içinde anklav topraklar. Tam burada yaşayan bir insan olduğunuzu düşünün ve Türkiye'ye seyahat etmek istiyorsunuz. Bangladeş'ten çıkıp önce Hindistan'a, sonra tekrar Bangladeş'e, sonra tekrar Hindistan'a ve sonra tekrar Bangladeş'e gitmelisiniz. Ondan sonra uçak bulursanız Türkiye'ye gelirsiniz. Aslında gelemezsiniz. Çünkü Türkiye'ye gelmek için vize almak zorundasınız. Vize almak için de bir konsolosluğa gitmelisiniz. Ama konsolosluğa gitmek için önce Hindistan'a gitmeniz lazım. Yani burada yaşıyorsanız teorik olarak evden dışarı çıkmanız yasak. Hadi seyahat etmediniz diyelim. İllaki hastalanacaksınız. Ama bazı küçük yerleşim bölgelerinde hastane yok. Mesela burada yaşıyorsunuz. Burası bir Bangladeş toprağı. Ama Bangladeş hastane yapmamış. En yakın hastane Hindistan'da. Ve onlar da size bakmıyor çünkü Hindistan vatandaşı değilsiniz. Şimdi bilgisayar başında neden toprakları takas etmiyorlar dediğinizi duyuyorum.
Çünkü Çin'den korkuyorlar. Hindistan Bangladeş'e toprak verirsem Çin de Keşmir ister korkusuyla bu takası senelerce reddetti. Tam 40 yıl boyunca. 40 yıl sonra 2015'te Hindistan toprak takasını onayladı. 161 bölge ülkelerine teslim edildi. Son sınırımız en ilginci çünkü bu sınır denizin üzerinde. Önceki bölümlerde Türkiye-Yunanistan arasındaki kıta sahanlığını incelemiştik. Yine aynı yere dönüyoruz. Akdeniz'de doğalgaz keşfedilince tüm ülkeler buradaki paylarını belirlemeye giriştiler. Bazı ülkeler için durum basitti. Mısır bu kadar pay aldı. İsrail bu kadar. Lübnan bu kadar. Suriye bu kadar. Türkiye ve Libya arasında bir ortaklık kuruldu ve iki ülke sınırını bu şekilde genişletmeyi planladı. Buraya kadar her şey güzel. Asıl karışıklık buradan sonra başlıyor. Çünkü Güney Kıbrıs denizin üzerinde bu kadar hak iddia ediyor. Kuzey Kıbrıs ise hayır, buraların bazı parselleri benim diyor. Ve Türkiye de denizin bu kısmında kendi payının olduğunu savunuyor. Yani Akdeniz'de işler oldukça karışık. 2010'da Amerika'ya ait Jeolojik Araştırmalar Kurumu Akdeniz'de 10 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olabileceğini açıkladı. İsrail, Levitan ve Tamar yataklarında toplam 900 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu. Mısır, Zor yataklarında 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Kısacası burada büyük bir hazine var ve nasıl bölüşüleceği henüz belli değil. Güney Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır'la deniz yetkilendirme anlaşmaları yaptı. Bu sayede uluslararası arenada kendine birçok arkadaş edindi. Türkiye ilk yanıtını 2004'te verdi. Birleşmiş Milletler'e kendi sınırını tescil ettirdi. Ama asıl cevap 2011 senesinde verildi. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye deniz yetkilendirme anlaşmasını imzaladı ve Kıbrıs'ın deniz sınırının bu şekilde olduğunu duyurdu. Bu denizdeki sınır anlaşmazlıkları hala sürüyor. Hatta bazı siyaset bilimciler bu denizin üstünde bir sınır savaşı çıkacağını bile söylüyor.